İklim değişikliğinin en temel nedenlerinden birisi endüstriyel tarım sistemi ve doğanın metalaştırılmasıdır. Endüstriyel tarım sistemi derken genelde sadece şirketlerin uyguladığı tarımsal üretim anlaşılıyor ama bu eksik ve yanlış bir şey. 60'lardan bu yana sürekli kimyasal kullanımı söz konusu. Toprağa ve ilaç adı altında zehirlerin atılması, bu ister istemez toprağın karbon emme özelliğini ortadan kaldıran bir işlevi görüyor. Toprak en iyi karbon emicidir ve iklim krizinin en iyi çözümü de aslında sağlıklı toprak, sağlıklı tarımsal üretimdir. Çünkü bu karbonu emerek bize besin verir, gıda verir. Ama kullanılan kimyasallar topraktaki birçok bakteriyi, böceği, yararlı böcekleri öldürdüğünden dolayı ister istemez bir iklimsel kriz meydana geliyor. Yaşanan kuraklık bu iklimsel krizlerin sonucu aslında. Ve bize yıllardır 60'lı yıllardan bu yana Yeşil Devrim adıyla daha fazla su ihtiyacı hissettirilen tohumlar ektirildi. Yani geleneksel tohumlar yerine ki bu yerel ve geleneksel tohumlar aslında o iklim koşullarına uygun susuz da bazılarının yetişebildiği ürünlerdi, tohumlardı ama bize ısrarla ve inatla işte verimlilik safsatasıyla ki verimlilik denilen şey birim alandan en fazla ürün almak değildir. Verimlilik o birim alanı çok uzun yıllar üretim içerisinde tutabilmektir. Gıda üretiminde tutabilmektir. Sağlıklı gıdanın erişimini sağlayabilmektir. Bunlar hep engellendi. Değişim böyle başladı. Kuraklığın ve yani sadece kuraklık değil iklim krizi. Mevsiminde olmayan yağışlar da problem. Örneğin geçen yıl Haziran ayında yoğun bir yağışlar oldu, dolu yağışlar oldu. Zeytinde ciddi bir rekolte kaybı söz konusu oldu. Üzüm üreticilerinde ciddi bir hastalıklar ve rekolte kayıplarıyla yol açtılar. Örneğin şaraplık üzüm üreticileri ciddi bir tarzda ürün kaybına yol açtılar. Birçok şarap fabrikası bu nedenle üzüm bulamaz hale geldi büyük şarap fabrikalarda. Hemen hükümet yeni bir yönetmelik çıkarttı. Dedi ki küçük şarap fabrikaları şu kadar teminat yatıracak ciddi paralar bunlar. Adamların neredeyse üretimini harcadığı paradan daha fazlasını bize yatıracaksınız. Teminat olarak öyle üretiminiz devam edebileceksiniz dedi. Bu iklim krizinden de çözümü aslında geleneksel agroekolojik üretimi devam ettirmektir. Çiftçilerin en az girdiğiyle tarımsal üretimi devam ettirmeleridir. Yerel tohumlarla yerel ürünleri üretmeleridir. Çok su isteyen ürünlerin üretilmemesidir ama uygulanan politikalarla bu yok ediliyor. Örneğin Tire'de hayvancılığı destekli cezası altında yoğun bir şekilde büyükbaş hayvan destekleri verildi ve şimdi Tire Ovası sadece mısır üretiyor neredeyse. Sılaçlık mısır ve aşırı su kullanımına neden olan bir şey. Meraları sen özelleştirirsen, köylerin mal varlıklarına el koyarak küçük hayvan başı hayvanların üretimini yetiştirilmesini engellersen ithal et almak zorunda kalırsın. Tüketici de buna ulaşamaz çünkü gelirleri belli ama mutlu bir azınlık üretimini devam ettirir.